sabahlar, günaydın herkese. Çok teşekkür ediyorum. Dertleşmeye hazır mısınız? Haftalardır onu bekliyoruz değil mi? Nihayet iyileşti ve az sonra, saniyeler sonra stüdyomuzda sizlerle buluşacak. Bugün günlerden dertleşme günü. Dertleri dinledikçe azaltmaya, sevinçleri paylaştıkça çoğaltmaya geldik. Selin Karacehennem'le Hayatta Her Şey Var başladı. Daha çok alkış istiyorum ona, daha çok. Seni herkes için öpebilir miyim? Tabii canım. Oh nihayet stüdyomuzda. Vallahi nasıl özledik, nasıl özledik. Görmeyin yani. Çok iyi gördüm. İnşallah öyledir. Çok iyi gördüm. Ama, var mı bir ağrı sızı? Var, hep sızı var da evvele göre bakıyorum yani çocuklar, kadınlar dolu. Ben 4 tane çocuk doğursam saatlerce mesela ilk çocuğumu 17 saat çekerek bu onlar bunun yanında sıfır kaldı, sıfır. Ben böyle ağrı görmedim, dizlerinize çok iyi sahip olun. Korkunç bir şey, çok ağrı çektim. 2 dizimi birden yaptırmak gafletinde bulundum. Çok ağrı, çok kan, neyse geçti. Çok ama geçmiş bundan olsun. Sonra merdiven çıkmak hariç oturabiliyorum artık. Oturuyorum. Allah şifa versin. Ya, herkesin ayrı derdi var biliyor musunuz? Vallahi. Sizinle dertleşmeyi çok özledik. O kadar özledik ki haftalardır bana seyircilerim yazıyor. Nerede Selin abla? Ha, küstünüz gelmeyecek diyenler var. Biz mi küseceğiz seninle? Hiç alakası küstünüz yok. Gelmeyecek diyenler var. Aa, sizi terk etti mi diyenler var. Daha ama neler. Sağlık nedeniyle bizimle birlikte olamıyordu. Yok. Nihayet canlı yayında stüdyomuzda çok, bizlerle ya. Birlikte. Çok çok geçmiş olsun. Evet. Şimdi biliyorsunuz bu program çok samimi. Sıcak, içten bazen biz dertlerimizi anlatıyoruz, bazen siz anlatıyorsunuz. Gerçekten dertleşmek üzere bugün buradayız. Ve hemen şunun altını çizeyim. Bugün bizi izleyen seyircilerimiz arasında bizimle ilk kez tanışanlar varsa şunu söylemek isterim. Burada dinleyeceğiniz her hikaye, her kişi gerçektir. Hiçbir kurgu yoktur. Bunu neden özellikle belirtiyorum? Çünkü bazen sosyal medyada programımızla ilgili şeyler yazılıyor. Yok canım bu kadar da olur mu? Böyle hikayeler mi var? Vallahi var. Ve hepsi var. Gerçek. Biz bu konuda çok alnımız ak. Çok. Yüreğimiz çok ferah. Her hikayeyi dinlemek ve hikayelere çözüm bulmak için karşınızdayız. Evet. Selin ablacığım tekrar Allah'ımıza şükürler olsun. Teşekkür İyileştiniz, ederim. Geldiniz. Sağ ol canım. Bu arada olmayın. Nesi var diye soranlara bir açıklama yapalım. Evet, 2 dizime, ikisine birden buradan buraya kadar böyle yarıp içine platin mi ne koydularsa. Yani ben şimdi bir şeyden geçsem ses verecek. Öyle 2 tane... Cihazdan geçince... Ses veriyor. Öteceksiniz. Öteceğim. Doğru. Aynen. O X-ray cihazlarından daha geçmedim geçerken... tabii ama öyle dediler. Çok iyi bir doktorum vardı. Allah razı olsun. Çünkü ben eğer bir tanesini yapıp da o ağrıları çektikten sonra... Çocuklar samimi söylüyorum yaptıramazdım ikinciyi. Bu başka bir şey yani. Ne söylesem az. Bunun yaşla başla alakası yok. Ama şurası bir gerçek ki benim gibi ağrı bilmem nesi çok düşük olanlar bir kere 3 hafta hastanede kaldım. Herkesin 3 gün 5 günde çıktığı yerde arkadan şu belden beni bayılttılar. Ameliyat uzun sürüyor diye çok kan kaybedilirmiş, kan vermişler uzun uzun. Bu işin yani bir haftasını samimi olarak söylüyorum hiç hatırlamıyorum. Çıkmama rağmen, odama çıkmama rağmen. Ah canım. Hiç işte bu belden yaptırmayı doktorlar bana kızacak ama yani ben hiç tavsiye etmiyorum. Doğru değil. Alerji yapanlar, birazcık sol bacağımda şöyle bir 20 santimlik bir sola kaçış var. Onun için evde devamlı şuradan ta aşağıya kadar şey giyiyorum böyle. Bir şey beni düzeltiyor. Vallahi Allah doktorlarımızı başımızdan eksik yok etmesin yani, ama. Yok yani korkunç bir şeydi. Geçti Allah'a şükür. Çok şükür. O ağrılara nazaran. Değil mi? Çok zorlanıyordu biliyor musunuz? Yani biz burada kanala girerken biliyorduk. O yani neymiş, kalkıp o şuradan şey... şuraya hareket edemiyordu. Evet. Allah doktorlarımızı başımızdan eksik etmesin. Amin. Gerçekten. Çok hazır mısın iyi Selin bakım abla? Da vardı. Hastanenin ismini söylemiyorum tabii. Ama süper bir bakım vardı. Çok memnun oldum.
Çok acı çektim. Hayatımdan seneler gitti. Yemin ediyorum ya. Şey yapmıyorum. Aşırılık söylemiyorum. E tabii kolay değil. Neticede iki dizden ameliyat oluyorsunuz. Çok. Hani ameliyatın en küçüğü bile insanı endişelendiriyor. Ki siz iki dizden ameliyat oldunuz. Ben hayatımda çok ameliyat olmadım. Yani bir kere bir 12 sene evvel, 13 sene evvel oğlumun şeyinden sonra, kazasından sonra rahim ameliyatı olmuştum. Ama onu hatırlamıyorum bile. Demek ki çok ağrı vermemiş. Ama bu eşim hep böyle bir büyük kayıplardan sonra bir yerimde benim bir şey oluyor muhakkak. Üzüntüden mi diyorsun? Evet. Üzüntü valla. Çünkü senelerce ben bu ağrıları çekiyordum 3-4 senedir. Ama kocam ön plandaydı. Onu bırakıp da bir şey yapamadım. Evet, şimdi böyle oldu. Evet, dertler karşısında gerçekten sabretmek lazım. Evet, Allah'ımıza çok şükür ki sabır sağlamız. Bizim en büyük feryadımız oluyor. Ama mutlaka bizim için de güneş doğmuyor mu? Bizim için de güneş doğuyor. İnşallah. Şimdi saatimiz 11.09'u gösteriyor. Ekran başındaki sevgili seyircilerimiz, dertleşmek üzere karşınızdayız. Telefon numaralarımız ekranda görmüş olduğunuz numaralar. Hadi bize ulaşın. Instagram, Twitter, Nur Viral. Yine görüşlerinizi, önerilerinizi, dertlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Yalnız sizden şunu rica edeceğim. Instagram üzerinden de yazıyorsunuz. Orası genele açık olduğu için. Herkes okuyor. En özel sorunlarınızı oradan paylaşmayın. Biliyorum bana güveniyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum ama orayı sadece ben görmüyorum. Rica edeceğim. Bize genelde telefondan ulaşmaya çalışın. Instagram'dan sadece görüş düşüncelerinizi alalım. Ben bir şey söyleyeceğim. Tabii. Ben şimdiye kadar kendim kullanmıyorum ama ilk defa benim sekreterim Instagram'ı kullanıyor. Benim Instagram'ımı kullanıyor. Hı-hı. Orada biz değişiklik yapalım dedik. Sadece resim de yok işte gündelik şöyleyim böyleyim demeyelim diye. Bir dakikalık mı iki dakikalık mı çok bilmiyorum şey veriyoruz. Benim bütün konuşmalarımdan böyle bir paragraf diyelim. Videolar. Video veriyoruz. Sonra da genel olarak kendimize ne anlatırsak. Ben hiç sevmem kendimden bahsetmeyi böyle uzun uzun. Ama herkes yapıyor diye yapıyoruz. Haberiniz olsun. Bir de kitabım için çok fazla bize şey geliyor. Nereden alacağız diye. Evet bulamıyorlarmış. İşte ama yok dedim size. Yani ismini vermeyeceğim çok tanınmış bir dağıtım firması var. Benimkilerinin yanına korsanları koymuşlar. Evet, ben bunu affetmedim. Biz dağıtıyoruz. Sizden ricam Selin Karacehennem. Özkök'ü kullanmayın. Selin Karacehennem diye yazın. Orada zaten ben çıkıyorum. Bize telefon edeceksiniz, biz size evinize yollayacağız. Evet, oldu mu çocuklar? Peki. Sen de çok güzelsin bugün. Çok seksisin ya. Öyle mi? Evlenmek sana yaradı. Çok hoş. Bu arada söyleyeyim, eşinin ismini hatırlayamıyorum şu anda ama benim aldığım gazetelerde çok çıkıyor. Okuyorum, çok kıymetli bir eşi var. Ay, çok da yakıştırdım ederim. İkinizi birbirinize. Öyle mi? Çok gayet tatlı ederim. Bir adam. Evlat. Allah herkesi gönlüne göre versin. Kıymetli. Kim ne istiyorsa Rabbim gönlünden geçeni karşısına çıkarsın. Bu arada kimsenin canını yakmayın. Canı yanan, can yakan daha doğrusu, canı yanacak günü beklesin. Bu dünyada her şeyi mutlaka bir karşı. Ben de öyle. Çok bakıyorum, bütün kötüler kazanıyor çok ya. İnanıyorum. Çok en iyilerde ölüyor. Sabır tövbe. Edeceksiniz. Ben kendim için söylüyorum. Çok zor günler geçirdim. Allah kim kimin canını yakıyorsa mutlaka onun cezasını veriyor. İlk telefonumuz Balıkesir'den. Tamam. Bağlayalım mı? Tamam. Hazır mısınız? Evet. Bir şey ister misiniz? Hayır, çay ben kahve? Bir uzatıp bir kaldırıyorum. Siz rahat olun. Biz seyircilerimize artık alışkın. Biz burada biz bizeyiz. Tabii tabii. Kimse yok. Efendim hoş geldiniz. Günaydın. Günaydınlar. Günaydınlar. Hoş geldiniz. Bulduk. Şükür kavuşturana. Buyurun. Evet. Senin adım öncelikle çok geçmiş olsun diyorum. Teşekkür ediyorum ben de. Sağ olun. Ben bir aydır sizi bekliyorum. Yani beni bekliyorsun. Bazı insanlara komik gelebilir ama gerçekten ben ağlama seviyesine geldim neredeyse. Hocam. Bana yardım etmenizi istiyorum. Memnuniyetle canım, derdini söyle. Hani derler ya, ağlamayan çocuğa meme vermezler. Ya da derdini işte. Söylemeyen derman bulamaz. Bulamaz derler. Dinliyoruz tamam. Sizi. Memnuniyetle. Hocam şimdi ben bir yıllık evliyim. 24 yaşındayım. Hı hı. Eşimle çok severek evlendik. Çok mutluyduk. Ama evlendikten 4 ay sonra eşimin iş yeri eve çok yakın. Günde 5 kere eve gelmeye başladı. Niye yani geliyor hocam? Öncelerde bunu... Alo. Niye geliyor?
Öncelerde ben hani ben yalnız kalmayayım diye zannediyordum ama sürekli benimle birlikte olmak istiyor. Ve 8 aydır böyle bir durumdayız. Yani vücudumda muğlaklar olmaya başladı. 57 kiloydum evlendiğimde, şu anda 46 kiloya düştüm. Ailemi açıklayamıyorum. Yani mutlu olduğumu evlilikten yana düşünüyorlar. Çok kötü durumdayım. Ve yani tabii ki bu hoş bir şey. Bazen benim de hoşuma gidiyor ama bu artık bir görev gibi olmaya başladı ve ben çok üzülüyorum. Tabii. Evlilikte cinsellik önemli ama tabii bu hastalığa giriyor. Şekerim, çok evvel, belki 2-3 ay evvel buna benzer bir şey daha gelmişti. Bir kere hayır demesini bileceksin evladım. Her şeyin bir şeysi var. Yani yemek yemek de öyle. Ama bazen eşi hayır deme diyorsunuz siz. Ama şekerim, her şeyin fazlası fazladır. Ben ne dedim? Ama hocam konuşmuyor benimle. Ne oluyor? Hayır dediğim zaman. Konuşmasın. Konuşmuyor benimle. Hayır. Günde kaç yaşında kocan? 28. Kaç? 28 mi dediniz? Evet, 28. Tamam, 28. Yani 28, hani 18 desek diyeceğim ki hani yani. Ama bu ifrat, bu fazla, bu rahatsızlık, bu tutku, bu normalin dışında bir davranış bence. Senin eşinin, hatta o zaman da söylemiştim, çok meşhur bir Hollywood artisti vardı. Bundan bilmiyorum senin yaşın kadar evvel. Adam gidip Los Angeles'te bir bu tip kişilerin gittiği bir rehabilitasyon merkezine gönderildi. Ve orada düzeldi. Ondan sonra evlenebildi tekrar. Bu bir hastalık mı diyorsunuz? Bu bir hastalık. Yani? Ben tabii psikiyatr değilim ama bunun ismi vardır. İmkanı yok. Bu normal bir şey değil. Bir. Hocam, İki, ailem şiddet gördüğümü düşünüyor. Yani düşünebiliyor musunuz? Moğollukları içinde gezmek zorundayım ve utanıyorum artık. Hani bir de onlar da var yani. Bozuldu. Vah vah. Evet. Yok 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 yok. Derhal bence şey bak yani. Canım, Allah korusun tabii ama eğer ayrılmaya kalkarsan sen bunu hakime söyle, saniyesinde seni ayırır. Saniyesinde. Ama ben hiç istemiyorum. Çok severek evlendim. Tamam da hastalanmış eşin ne yapacağız? Peki eşinize söyleseniz bu yaptığın normal değil yani hani aşırı. Aşırı. Evet. Hani günlük yani artık işi bırakıp da ama bu içinden gelen diyor. Sana karşı hislerimin sonucu olanlar bunlar diyor. Ne yapıyor? İçimden geliyor, sana karşı yani hislerime sahip olamıyorum. Hayır canım diyormuş. Bu bir sevgi göstergesi değil. Ben her seferinde seviyorum diye bir tane tokat atayım ya da bir çimdik yapayım. Bunlar güzel şeyler mi? Böyle sevgi olur mu canım? Hayır. Bu sevgi cinsel değil. Cinsel anlamda arzulaması, hayır, sevgi işareti değil mi? Normal değil. Katiyen hayır. Hayır, hayır. Peki hayır. Hocam, ne tavsiye ediyorsunuz? Nasıl bir tavsiyem bir ne? Önce bir psikiyatra gideceksiniz birlikte. Çünkü hadisenin içinde sen de varsın. Yani kalkıp da bir yerleri yumruklamıyor ki. Bu sana zahmet oluyor. Bunları istemediğini, evvela bir psikiyatra gidecek. Psikiyatr eğer ona diyorsa ki şudur budur, o verecek. Bak, psikolog demedim, dikkat psikiyatr, edersen. Evet. Psikiyatr evet, dedim. Evet. Evlilik terapisi de demedim. Çünkü bu artık beni aşar. Bu bir onun hastalık için diyorsun. Hastalıktır. Onun için sen psikiyatra gideceksin. Bütün devlet hastanelerindeki psikiyatra 3 kelime sen, 4 kelime o söylesin, derhal anlar. Anladın mı canım? Bunun mesela bir hastalık olabileceğini siz biliyor muydunuz? Tahmin ediyor muydunuz böyle bir şeyi? Yani tabii ki edemezdim. Yani eşim çok romantikti, çok ince düşünceliydi. Sevgiliyken de böyleydi. Hiç böyle şeylerim yoktu. Ama evlendikten sonra, 3 ay sonra özellikle, yani çok da düştü. İlk başta hani, yani ben bazı şeylere, hani etkenlere vurdum dışarıda. Belki sinirlenmiştir diye düşündüm. Ama bu sürekli hala almaya başladı ve ben çok rahatsız olmaya başladım. Yani yok, nefes olacak vaktim olmuyor. Peki o zaman siz dışarı çıkmıyor musunuz? Hep evde mi duruyorsunuz? Onu mu bekliyorsunuz? Hayır, evde onu bekliyorum. Görev gibi benim için. Ay yok zaten yok yok, böyle görev olmaz. Kanıyorum, mosmor. Ah canım benim. Evladım, geçmiş muhakkak olsun. Gideceksin.
mecbur tutacaksın onu, istediği kadar darılsın, kırılsın. Bunun kat'iyetle böyle kullandırtma. Nasıl ikna edecek? Bilmiyorum, gideceksiniz. Yani evlilikte... İkna edebilecek misiniz? Evlilikte taraflardan biri çok müşteki ise mutlak surette gideceksiniz. Mutlak surette. Kızmak yok, darılmaca yok. Öbür türlü olduğu zaman da gidiyorsunuz, biliyorsun. Hiç yapamayanlar var. Olmayanlar var. Onlar da gidiyorlar. Yani bir şey normalin sizin yaşınızda, hadi diyelim ki o da yani biraz geç kalmış bile, 20'li yaşlarda falan her gece olabilir. Ama gündüz vakti böyle devamlı. İşi bırakıp. Yok yok, hayır. Bir peki bir şey soracağım. Var. İkna etme yöntemini söylesiniz. Mesela şimdi nasıl bir dil konuş, kullansın? Güzel, yani şöyle söyleme. Öbür türlü de yapamadığı zaman yapamıyorsun da şusun da busun da demiyoruz. Bunda da diyeceksin ki ben dayanamıyorum. Bunun mutlaka bir çaresi vardır. Gel psikiyatra gidelim. Psikiyatr bana desin ki kızım bu normaldir desin. Desin derse. Ama o zaman da senin karar vermen lazım. Ya bu ya şu. Ben şahsım itibariyle istememeyi tercih ederim. Böyle olmaz. Her gün dayak atsa kabul mü edeceksin? Canım istiyor dese. Hayır, tabii ki. Bunu lütfen yumuşacık kırmadan ama tırnaklarını giderek hafiften göstereceksin. Yani neyi olmaz gösterecek? Tırnağını. Yani hani böyle. Eğer olmazsa olmaz. Ben de olmam gibi. Peki. Unutmayın. Efendim teşekkür ediyoruz. Derdinizi bizimle paylaştınız. Gerçekten zor bir durum. Yani hani evet, bunu çok zor. Eşe nasıl söyleyecek? Nasıl yumuşak, ikna edecek, doktora götürecek? Kızmadan yalnız o kalkıp da üste çıkarsa, böyle bir takım laflar ederse annenden babandan yardım alacaksın. Her şeyin bir sınırı var evlat. Şu hayat ne kadar zor değil mi? Hani bir laf var ya, çok doğru. Her şeyin fazlası azı olmaz. Karar, çoğu zarar. Aynen öyle. Hiç olmaması da çok kötü cinsellikle ama evliliğin. Ama bu anormal olduğu açık. Daha doğrusu çocuğum, evlilikte cinselliğin hiç olmaması da çok yok, kötü. Yok tabii ki. Çok fazla olması da çok kötü. Aynen, aynen bu şekilde. Benim görüşüm böyle canım. Sen nasıl yaparsın bilmiyorum ama Allah korusun benim veya başkaları, benim kızım şu bu böyle bir şey olsa, istenmeden yapılmaz böyle şeyler. Yani sen şimdi kalkıp da bir şeyi sen de zevk alıyorsan ne yaparsanız yapın. Ama sen istemiyorsun, o istiyor. Hemen empati yap. Senin, ben mesela hiçbir şey istemesem hoşuna gider mi? Gitmez. O halde demek ki ortayı bulmak lazım. Belki senin de arzu edeceğin, senin de onu isteyeceğin şartlar ya her güne düşer ya iki günde bire düşer. Ama bu böyle. Evet, telefonlarımızı almaya devam edeceğiz. Bir seyircimiz demiş ki geçmiş olsun Selin abla. Aslında birçok seyircimiz geçmiş olsun dilekleri iletiyor. Hepsini çok çok zayıflamış bulmuşlar size. Çok memnun oldum, 9 kilo. Ay ne şahane. Harika. Daha da inşallah. Bana da diyorlar ki sen de evlendikten sonra biraz kilo mu aldın? Ay, en sinir olduğum nedir biliyor musunuz? Arkadaşınızı uzun zamandan beri görmezsiniz. Gördüğünüzde de ay sen biraz kilo mu aldın ne? Hayır, hiç çok cazibeli olmuşsun. Hiç olmuşum. Yakışmıyor. Çok cazibeli. Masum yüzlü cazibe olmuşsun. Ay o nedir öyle? Yüzün çok masum ama görünüşün, her şeyin çok hoş. Teşekkür ederim. Şimdi biraz sonra döneceğim. Nişanlısının babaannesi onu istemiyormuş. O hani daha anneyi da iyi. Anlarım da babaanne niye istemiyor? Niye? Döneceğim biraz sonra size ama hatta bir telefonum var. İzmir'den arayan seyircimizi bekletmeyelim. Güzel İzmir'den arıyorlar bizi. Alo. Alo. Hoş geldiniz. Merhabalar. Merhaba. Merhabalar. Merhaba. Dinliyoruz sizi. Geçmiş olsun öncelikle Selin Hanım. Sağ ol güzelim, çok mersi. Sağ olun. Benim şöyle bir problemim var, sizden yardım almak, hani fikir almak istedim. Ben 12 yıllık evliyim, eşimle de çok severek evlendik birbirimize. Maşallah. Şu anda iki tane küçük çocuğumuz var. Eşim bir şirkette çalışıyor. Yani bugüne kadar hiç eşimden şey yapmadım, şüphe bile duymadım. Çünkü herkesin imrenerek baktığı bir ilişkimiz vardı, evliliğimiz. Hala herkes birbirine örnek gösterir evliliğimizi falan. Ama bugünlerde eşimden ben ilk defa şey yapmaya başladım. Süperleniyor. Sizin dediğiniz gibi telefonunu hiç yanından ayırmıyor. Hep telefonunu ortaya koyardı. Şimdi hiç yanından ayırmıyor. Fırsat buldukça biraz kurcalıyorum işte. Sürekli Facebook'ta kendi iş yerinde bir bayan elemanları var, çaycı diyelim. O da evli.
onun sürekli teyisine girdiğini görüyorum. Sürekli onun resimlerine baktığını görüyorum. Ve birbirlerinin sık sık resimlerini beğendiklerini, hani bayan sadece benle olan resimlerini beğenmiyor. O da eşi, onun eşiyle olan resimlerini beğenmiyor. Ama Allah, kendi resimlerini birbirlerinin beğeniyorlar. Ne bileyim, birkaç kere de aramaları falan gördüm. Hani geç gelme gibi bir problem yok. Çünkü netleri iş yerinde genelde birlikteler. Kadın da evli olduğu için çok sık görüşemediklerini düşünüyorum zaten. Ha, kesin bir şey yok. Böyle yakalamış bir mesajdı, bir yanlış anlamış olabilir falan misiniz? Hayır, anlaşılır mı? Açık ve seçik. Abi yani, ve şeyi de arama, Facebook'taki arama motorunda da sürekli o bayanın şeyine girdiğini görüyorum. Onun sayfasına girip bak, sürekli onu takip ettiğini görüyorum. Bak, bu çok önemli yani bir belge. Yani sana kıyamam ama bil ki onun face'e girmesi, vazgeçtim. Şimdi kimse alınmasın üstüne. Ne iş yapıyor senin kocan orada? Özel bir şirkette memur mu? Sorumlu gibi bir şey. Ne gibi? Sorumlu gibi bir şey sorumlu. Yani. Ha? Sorumlu gibi bir şey diyor. Yani belirli bir iş şeysi var mı? Statü mü? Evet, evet. Statüsü evet. Var değil mi? Evet, evet. Kimseyi küçültmüyorum. Kimseyi aşağılamıyorum. Hayır, ben de. Ancak ben böyle çok vaka gördüm. Ama bilfiil çaycılık yapan kadın değil, kızını lanse edenlerini gördüm. Bunlar evet. Kimseyi küçümsemiyorum. Rica ediyorum, üzerinize kesinlikle alınmayın. Ama bir, aynı sosyoekonomik seviyede mi? İki, İngilizce'de bir laf var. How dare diye. Nasıl yaparsın yani? Böyle bir şeye girmek demek, belirli bir şeyleri atlayıp kendini bilmemek demek. Yani en kibar anlatışımda söylüyorum. Artı evet, bana gelenlerin çoğuna, bak senden bahsetmiyorum şimdi veyahut o hanımdan ya da o kocamdan. Hı hı. Bana gelenlerin içinde daha sonra karısıyla önce gelip sonra şu çaycının kızını getir bakayım. Çaycı demeyeyim. Orada çalışan kişinin kızını, orada çalışan bir bayan. Ha, evet. Getir bakayım dedim ben birisi. Aklıma gelen bu. Seneler evvel gelmişti. Yahu getirdiği zaman ne olur üzerinize alınmayın. Şahıs olarak alın. Yani yanımda sırıtıyordu kız. Sırıtıyordu. Başka türlü kendine hiç mi bakmadın dedim. Şirketin sahibisin. Zengin olduğu belli. Kız senden 20 yaş küçük. Üstelik de buldumcuk gibi bir şey yani. Kız hayır, böyle burada öyle bir durum da yok. Burada kadın da evli, 3 çocuklu. Bana kendi geçen anlatıyor. Sordum dedim hani bu bayan kim falan, telefonunu gördüm. Ya bizim dedi eleman dedi falan. Biz de aynı yaşta neredeyse kadında. Çok mutsuz, boşanmak istiyor işte. Vah, ama vah, çok üzüldüm vallahi falan, yani. Bilmem ne falan. Her şeyi diyor, anlatmış yani. Ben sana şu kadarını söyleyeceğim canım. Bir kere kocana ilk iş şunu soracaksın. Ne işin var senin Facebook'larda? Bu bir. Sen beni dinliyorsan her zaman söylerim. Facebook'a evet, girmek aramak demektir. Ben arıyorum. İnsanlar önce ay öyle eşi demeyin Selin abla ya. Bebeğim, hepimiz giriyoruz. Ama sen kadınla, erkeklerle mi konuşuyorsun oturup? Hayır, yoksa erkeklerle konuşmuyoruz ama hepimiz Facebook'a bir giriyoruz, bir bakıyoruz. Aşkım, İlla sen girer yani, aranıyor mu? Açıdan girmesi tabii ki problem değil, dediği gibi. Ama ben giriyoruz öyle ama görmüyorum. Ama sürekli o bayanın sayfasına girmesi beni şüphelendirdi. Yalnız o mu canım, karşı cinsten diye genel konuşalım. Çocuklar, ne diyorum? Müsait davranmayacaksınız. Müsait ortamlara girmeyeceksiniz. Sonra günahınızı da alırlar. Ama ben evli bir erkeğin, 12 senelik evli bir adamın oturup da birbirlerine ay sen çok güzel görünmüşsün, yok sen güzel görünmemişsin. Sana ne kardeşim? Sen evlisin. Sen karına bak. Ne işin var senin Facebook'larda? Can sıkıntısı mı? Söylesin kocasına. Ben gördüm. Ben mesela böyle bir şey görsem işte hiç dayanamam. Sorun, gider derim ki Facebook'a girdim, arama motoruna da baktım. Sen bu kadını aramışsın. Boyuna da onun fotoğraflarını beğenmişsin. Aynen, sen bu kadının öyle fotoğrafını niye beğeniyorsun? Hayır, sonra kavga diye çıkartmadan. Kavga güzel çıkartırım. Yok, kavga çıkartma. Çünkü karşındaki köşeye sıkışınca vahşi evet, bir hayvan bile aynen üzerine oluyor, atlar. Küsüyor, konuşmuyor. Ah, işte öyle bir mi? Şey yaparsam hayır, direkt küser konuşmaz. Yaptınız yani mı peki böyle bir şey? Denediniz yani mi? Savunması da bu. Yani neticede arkadaşım o benim resimlerim. Hadi benim canım. Resimlerim. Yok canım. Vay vah vah. Kabulüm değil. Bak sana söyleyeyim. Ben bunu
Bu neye benziyor? Bir yere gittiniz, bir AVM'de güzel bir kadın geçiyor veya bir kadın geçiyor. Bazı erkekler karılarının, sevgilerinin yanında böyle arkasından bakarlar böyle nerede diye. Dönüp de değil mi? Dönüp de. Bu buna benziyor. Niçin giriyor? Niçin evet. Aynı yerde sen belirli bir hiyerarşi içindesin o şirketin içinde? Niçin evet alçak gönüllü olmak diyecek, yok efendim nesi var diyecek. Evet derdini sen, dinledim sen falan diyor. Bize sen, güven yok canım. Anlattı. Hayır kabulüm değil. Asla değil. Kabulüm değil. Şunu da sana söyleyeyim. Facebook'a girmek, karşı cinsle konuşmalar, ahbaplıklar, daha da ötesine gideyim. Oyun oynuyorlar. Sen bilmiyorsun yani dört kişi bir masada. Karşındaki erkek mi, kadın mı? Bir süre sonra gözümle gördüm. Karşıda taraf, oyun bitiyor. Kadın gözüne kestirdiği adamla ne yapıyorsunuz, neredesiniz, hangi şehirdesiniz? Her şey böyle yumuşak yumuşak başlıyor tabii. Ondan sonra ahbaplıklar. Ne dedim? Müsait ortama giren belasını da bulur, bilmem nesini de bulur. Evet ama senin kocanın şimdi ben konuşma gitmedi. Facebook'a girmesini engelleyemem. Tamam. Bunu yapamam. Ama benim şeyim bu. Yani tamam dediğim gibi %100 aldattığından şey emin değilim. Sadece şu anda şüpheleniyorsunuz sadece. Ha, alaka ben, gösteriyor. Bunu hissettiğimden beri ben de biraz çocuklarıma kendimi şey yapmıştım falan. Benim korkum hani bir iki günlük şey falan değil. Ben böyle hani aşık olduğunu, kadından bayağı bir etkilendiğini, hoşlandığını düşünüyorum. Ben de seninle aynı kanaatte olduğum için burada teminden beri çırpınıyorum ki sen onun karısıysan men edeceksin, men. Sen girsen hemen yapamam empati yapamam diyor senin abla, engelleyemem diyor. Kardeşim empati yapacak. Aa, yok, ne demek? Yapamam yani onu. Çünkü hani bana diyeceği şey, bunda saçma bir şey yok. Herkes giriyor. Çevremizdeki herkes neticede giriyor. İşsiz güçsüz arayan kim varsa giriyor tabii, haklısın. Senin sen abla. Sen şimdi kızıyorsun yine bana ama. Ama aşk olsun. Git arkadaş kadınlarla konuş. Ben ne diyorum size? Sokakta... Şurada soralım kaç kişi giriyor? Ha? Ay, hanımlar da el kaldırmıyor. Kimse girmiyormuş ki. Ha, ama hep tek kadın ben kadına... giriyorum demek ki Facebook'a. Senin kocana bir şikayet edeyim de gör. Evlenmeden evvel tamam. Aa, senin abla vallahi giriyoruz. Kızlarla ya. Kızlarla mı konuşuyorsun? Kadınlarla. Kız yani arkadaşlarınla. Hayır, bir dakika bir şey söyleyeceğim. Oradaki zaten benim arkadaşlarım. Kim bunlar? Erkekli kadınla mı? Erkekli kadınla, iş yerinden arkadaşlarım var. Sizler fazla genişsiniz vallahi. Ben kabul etmiyorum. İnan bana. Yemin ederim. Başlangıç böyle başlıyor. Anlamıyorum. Havadan girmiyor kimse kardeşim. Aa, bu kimse sana bir laf söyleyemez. Neden söyleyemez? Senden emin olduğu için söylemez. Arada bir kucağından saklamazsın. Baktırırsın, bırakır. Kadınların ve erkeklerin birbirinin telefonlarına girmesi... Katiyetle yani, normaldir. Bulacak adam senin abla. Orada da buluyor, sokakta da buluyor, iş yerinde de buluyor, otobüste giderken de buluyor, markette alışveriş yaparken de buluyor. Öyle düşünüyorum. O halde bir tanesi eksik olsun diyelim. Ben girmem, gireceksem öyle eski arkadaşlarmış falan. O şimdi çıktı o devreden. Tamamıyla bir arama makinesi oldu orası. Ben biliyorum ya, bana gelenlerin %90'ı böyle. 95'i hatta. E nasıl kadıncağız şimdi ikna etsin kocasını? Öyle inatçı adamlar var ki. Siz öyle diyorsunuz ama şimdi nasıl ikna etsin? Kocasına... Hayır bu Facebook'a girmiyorsun desen adam inadına gider girer. İnadına giren adamla zaten problem başladı demektir. Ne yapsın, ayrılsın mı kadın? Hayır ayrılmayacak. Evlilik terapisine giderim diyecek. Ben bunu kabul etmiyorum. Bitti. Hemen empati yapacak. Ay Selin abla sen bu kadar girsen... kolay mı evlilik terapisine? Adam da diyecek evet hadi hayatım evlilik terapisine gidelim. Evlilik terapisine gitmeyi kabul etmez. Etmez. Ama buna girer, senin dediğini kabul etmez. O halde iki gözünü değil, dört göz bak. Bu adamın gidişatını takip et. Yani kusurumu affeyle, birbirinize aman ne yakışıklısınız. Bir sürü insanlar şimdi ağzımdan çıkıyordu, herkes alınacak. Ay ne kadar yakışıklısınız, ay çok şık giyinmişsiniz falan diyenler var. Senin kocan senden bunları duymayınca ne yapıyor? Gidiyor onlara inanıyor. Senin kocan derken sen demek istemedim, gözünü seveyim. Yani yok, hayır, genelde örnek veriyorum. Ben şahsım itibariyle karı kocaların bu tip şeylere girmemesini tercih ederim. Girecekse iş arkadaşlarıyla konuşur, erkek erkeğe sohbet eder.
Buna ayıracak yani, vakti varsa o vakti oralarda ayıracağını sana. Efendim? Ben de ondan taraftarım. Söylediğin hepsi doğru ama olmuyor işte, öyle yapmıyorlar neticede. Bir de şey diyecektim. Mesela sizin dediğiniz gibi ben de hep çocuklarımla ilgilenip bir süredir gerçekten ihmal etmiştim. Aha. Evet. Yani o yüzden şimdi mesela onu fark ettikten sonra son bir aydır falan çok dikkat ediyorum. İşte daha da yani normalde de bakın. Ne işiniz da var, başkaları olmaya, ne yapıyor? Falan şey benim kız arkadaşlarım var böyle Facebook'larda. Onlara da söylüyorum ne yapıyorsun, ama onların grupları veyahut da bir telefon grupları var filan. Onlar yok, konuşuyorlar. Yok hanımefendi, başka bir şey daha bahsediyor. Diyor ki ben diyor çocuklarıma daha çok yönelmiştim. Onlarla ilgileniyordum. Eşim biraz ihmal ettiğim için onun da böyle bir şeye meyilli olduğunu düşünüyorum. Ama şimdi tekrar döndüm diyor. Eşimle ilgilenmeye başladım. Bir aydan fazladır tekrar daha bakımlı, yani normalde de bakımlı bir bayanım, daha bakımlı olup tamam, kocana daha da alaka göster yaklaşmaya başladığımdan beri son böyle bir 10 gündür falan yani bakıyorum pek fazla o kadar artık girmiyor sıkıntı. Tamam, mesele yok. Yolunu bulmuşsun demektir. Böyleyse doğru, böyle devam doğru et. Doğru yolda mıyım sizce? Evet, ama ben şahsen kendimden bahsedeyim. Bunu görsem benim sevgime şöyle bir çentik atılır. Yani neden ve niçin buna ihtiyaç duyuyor? Bazı insanlar bunu yapmıyor telefonlarında. Kadın konuşuyor hiç bakmıyor. Ya da onun arkasından televizyona bakıyor. Bunların hepsi evlilikteki açıklar. Bunlardan mikrop girer, mikrop. Anlatmaya çabaladığım bu. Hiç açık bırakmayacaksınız. Öyle güzel konular bul. Ne yazık, senin kocan eğer konuşkan değilse 12 sene sonra belki diyorum senden bıkmışsa, bıkmaya başlamışsa, bence sen her yönden dört başı mamur olmaya çalış. Ona sevgi göster, alaka göster, iltifat et. Belki iltifata muhtaç. Yani bilmiyorum ama seninkinde ilk ufak da olsa, ufak pek ufak da değil ama çatlak başlamış. Benden sana söylemesi. Eyvah. Onun için yavaş yavaş o çatlağı kremle, mikrop girmesin oradan. Bir kere girerse çıkaramazsın. O da zaten adama da yazık farkında. Olur. Ayıp oluyor. Kendisine göre birisini bulsun. Evet, teşekkür ediyoruz seyircimize. Bir başka seyircimiz, sevgili Işıl Hanım. Selin Hanımcığım, bu arada çok geçmiş olsun. Tüm fikirlerinize katılıyorum demiş. Evet. Yani sizin söylediğiniz. Olması gereken bu yavrucuğum. Yani hiçbir şey yoktur görünüşte. Hep çok ahbaptır. Evvela el şeyleri başlar. Böyle sana böyle vururlar falan diye. Aa, ne kadar güzel olmuşsun, ne kadar şıksın. İnsanların giriş şekilleri böyle. Durduğu yerde ay ben seni çok beğendim da yapmıyor kimse. Yavaş yavaş böyle alıştırarak. Ses çıkarmadıkça hani. Minik minik başlıyorlar yani. Çıkartmaya kalksan aa ne biçim düşünüyor, ne kötü kalpli diyorlar. Ben çok çektim bunlardan senelerce. Dünyanın en yakışıklı, en beni seven kocası vardı. Ben de onaydım. Değil çatlak, bir çizinti yoktu. Herkes bir şekilde girmeye bakıyordu. Kocamı bırakıp bana asılıyordu. Kadınlar da ona herhalde yani. Ama biz sımsıkı durduk. Her ikimiz de rezalet de çıkartmadık. Ama tolere etmedik. Şimdi enteresan şeyler geliyor. Kesinlikle internete giren kişilerin %100'ü bir seferde olsa karşı cinsle konuşmuştur diyor bir seyircimiz. Oyun da olsa konuşmuştur. Girilmemesi lazım. Eşim dolayısıyla interneti kullanıyorum. Tek resim kullanmadığım halde özelden yazanlar oluyor demiş. Ya, bir başka seyircimiz ne kadar saçma diye soruyor. Yani her internete giren ben demedim her internete sevgili giren. Sevgili mi arıyor diyenler var. Ama genel anlamdaki kapı. Bir yere giriş kapısı o. Kapı. O kapıyı sen ilk adım gibi. İlk adım bu. Yani yapmayın. Ya ne diyorum ben? Ahbabınız dahi olsa, kocanız yokken, "Aa hoş geldin Ahmet" diye kapıyı açıp içeri almayın. Bakın bunları söylerken de adama "Hayır ben seni alamam" falan gibi şeye girmeyin. Duymamaz daha gelin. Bakın ha gelmiş. Almayacaksın kardeşim. Olmaz. Bunlar olmuyor. Binlerce vaka var. Akrabam gelmediği için bilmiyorum, benden küçük hepsi. Ama şunu söylemek isterim ki kocamın iş seyahatinde olduğu zaman kapıyı çalanları biliyorum. Ben size her zaman olması gerekeni, olacak şekillerin yollarını öğretiyorum. Çocuklar bunlar aklınızda olsun. Kocanız yokken şunu da yapmayın. Mesela telefon ediyorsun, Ayşe'ye ediyorsun telefon. Ayşe evde yok diyelim. Kocası Ahmet çıkıyor. Hı hı.
Kısa kes. Nasılsın Ahmet? İyi misin? Her şey yolunda mı? Ayşe müsait mi? Bir konuşabilir miyim? Yok Ayşe evde. Tamam. O halde çok sevgilerimi söyle. Kendi kocanın ismi de Mehmet olsun. Mehmet de sana çok selam yolluyor. İyi günler bay. Duydunuz mu? Nasılsın, iyi misin, ne yapıyorsun da orada bilmem neydi de uzatanları da kesin kibarca. Ay kapı çalıyor ya da çocuklar okuldan geldi. Atıyorum ya istemedikten sonra 100 tane kibarca. Peki diyelim ki kocamıza bizim yanımızda iltifat ediyorlar. Hiç anlamamazlar. Bunu da iltifat eden bir başka kadın. Yani bu anladık, sen de iltifata iştirak et değil mi ya? Hakikaten çok yakışmış bu elbise değil mi? Bak ben sana söylüyorum rahmetli kocacığım. Ay benim hemen surat dökülür. Niye? Niye kendine güveneceksin? Ne derler? Hasmın sistemine anlamamak. Ama böyle şey diyor mesela. Ay beyefendiciğim ne kadar yakışıklısınız. Bir ne kere kadar bunu senin yakışmış yanında söyleyebileceğin kişiye hiç açık vermeyeceksin. O seni üzmek için de söyleyebilir. Gözü kararmış erkek manyağıysa onun da hakkından gelmek lazım. Zaten bunlara kalmadan senin sevgili kocan hemen senin yanına gelip işte benim karım zaten bana çok iyi bakar gibi laflara girecek. Ya demiyorsa onu demiyorsa, mesela? Demiyorsa, o da onunla beraber aşna fişne yapıyorsa hiçbir şey yapmazsın. Gidersin şöyle bir dolanırsın etrafta. Kocan arkamdan geliyorsa ne ala. Gelmiyorsa hala arabada da değil. Yakın menzilde hiçbir şey yok. Eve gel. Geliyorsa ne ala, gelmiyorsa. Ya, hala anlamıyorsa ertesi günü şöyle karşına oturt, muhakkak elin değecek bir şey. Sen bu kadar efendi, bu kadar cici, hakikaten herkesin dediği gibi gayet yakışıklı bir adamsın. Neydi o kadının karşısındaki kikirdemen ya da at? Sen erkek mi? Söyle bakalım. Sen erkek bilmem nesi misin? Bunu hayatımda bir ya da iki kere söyledim. Adam bir bozuldu. Ne? Ne demek yani? Eşinize mi söylediniz? Evet. Ama Allah rahmet gençken eylesin. Yani ay fırtına gibiydi. Amerikan kadınlarına nasıl baş edeceksin? Onların yanında tabii hiç. Tabii o kadın derhal nos sınıfına girecek. Bir de ağzıyla kuş tutsa ne davet edeceksin ne davete tabii, gideceksin. Görmeyeceksin, yok sayacaksın ay, yok kadını. O. Çok telefonumuz var. Hatta peki şunu da söyleyeyim. Hatta sana kocan diyecek ki sen kıskanç mısın? Ay ne demek, kadınlık gururum sadece etkilenir. Gurura verin. Öyle ha, ben seni çok kıskanmıyorum. Ha? Kıskanç olduğunu da söylemeyecek ne misin? Ne münasebeti? Her vesileyle ah sen kıskançsın, ne yaptı kadın diyecek. Ay yok, ne kıskancı bu kadınlık gururu. Tabii ki. Ama yüzünden diyeceğim. Kıskançlık akıyor. Belli etme kızım, ben size Oscar'lık oyun oynayın diyorum. Ay ölürüm de belli ederim. Oynayacaksın. Çok kıskanırım. Yoksa seninle çok güzel uğraşırlar. Dur bunu konuşalım. Peki. Bir seyircimiz var. Program başından beri hatta bizi bekliyor. Allah aşkına vallahi. Hadi. Efendim hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş merhabalar. Bulduk. Aydın'dan bizi arayan ama ismini vermek istemeyen hanımefendi, sizi dinliyoruz. Buyurun. Evet, aslında ilk defa izliyorum programı. Ve uzun zamandan beri yani bağlanmaya çalışıyorum programın evet. Başından beri. Hı hı. Ben şimdi bu konuştuklarınızın aksi yani diğer tarafından bakan bir kişiyim. Hı. Yani evli bir adamla beraberim. Hı. Siz evli misiniz? Yok hayır, evli değilim. Neden evli adamı seçtiniz? Aşık mı oldunuz? Yani aslında aşık olma değildi. O dönem belli bir psikolojik sorunlarım vardı. Boşluk doldurdunuz. Çivi iyi söker durumu söz konusu oldu. O an atlatamadığım bir ilişkiydi. Onu atlatabilmek için böyle bir ilişkiye girdim ama en başında evli olduğunu bilmiyordum. Aynı iş yerine çalışıyorduk ama farklı, Aydın'ın farklı ilçelerinde. Peki öğrendikten sonra? Şubelerinde biz çalışıyorduk. Efendim? Öğrendikten sonra ne yaptınız? Öğrendikten sonra ayrıldım. Yani daha doğrusu aslında onun tarafından öğrenmedim. Direkt eşi aradı. Yani işte evli bu, hani yani evli ve senin onunla ne işin var dedi. Ve aslında bunu bana küfür ederek söyledi. Hani çok aşağılayıcı bir şekilde ki yani aslında başlayan bir ilişkide yoktu sadece. Sohbet olarak sohbet ediyorduk. Bir ilişki denilemezdi onun için. Yaşadığım şey için. Konuşmak iyi geliyordu. Ve bana bu şekilde davrandığı için inanın hani o dönem nasıl bir psikolojiydi bendeki bilmiyorum ama tamamen o kadına inat olsun diye başladım. Yani madem sen yani eğer bana bunu gerçekten doğru düzgün bir şekilde anlatmış olsaydı bu şekilde başlamayı hiç düşünmezdim.
Ya da o ilişkiyi devam ettirmeyi düşünmezdim o dönemde. Doğru ama düzgün bir şekilde nasıl anlatabilirdim yani peki? Yani küfretmeden başlasaydı demek istiyor herhalde. Evet yani gerçekten evli olduğunu bilmiyordum. Yani ben aslında çalışıyor ve karısıyla hiçbir şekilde paylaşımı yok. Benim çalıştığım şubedeki arkadaşlar da onunla uzun zamandan beri çalışıyor. Ve herkes yani enteresan bir durumda, enteresan bir şey. Herkes onu beter zannediyor. Evlenmiş, ayrılmış, bir tane çocuğu var diye biliyorlardı ki iki tane çocuğu varmış. Ve bizim beraber olduğumuz dönemde de eşi hamileydi. Ama işte yani bu adamın ya. Kulağını şöyle evet, bir çekecektim. Bu adamlara inanamıyorum. Nasıl da saklıyorlar yani. Aa. İnsan üç çocuğunu, eşinin hamile olduğunu, bravo yani. Ya, peki ne sonra ne yaptınız? Sonra? Evet. Sonra yani bana dedi sen bana evli misin diye sormadın, ben evliyim. Sorması lazım. Savunmaya bak. Hayır, o daha yani, da iyi. Yani hani şimdi bütün şu dedim, ben de dedim ki yani sen burada çalışıyorsun yani bu şubede bu şirkette çalışıyorsun ve uzun zamandan beri çalışıyorsun. Hı hı. Ve hiçbir arkadaşın, iş arkadaşın, seninle yıllardır çalışan iş arkadaşların bilmiyorlar evli olduğunu. Yani ben mutsuzum evliliğimde, zaten çok sevdiğim bir nişanlımdan ayrıldım. Onunla evlendim. Ama işte zaten hani şeyde de sosyal medyada da görüyorsun, görmüşler yani onunla hiçbir yere, ne bir özel toplantıya, ne bir düğün, ne bir arkadaş yemeği, hiçbir yere gitmedim. Sevdiğim bir kadın değil. Ya da onu sevmiyorum dedi ama 5 yıl içerisinde 3 tane çocuk yapabilecek kadar da yakınlarmış. Yani bunu tabii ki şey yapmadım. Ve dediğim gibi o dönemki psikolojiyle de bu ilişkiye kendimi kaptırdım. Bırakmak istedim, inanın bırakmak istedim yani. Şimdi ekranda izleyenler mutlaka hep bizi suçlu buluyorlar ya. Yok aslında... yok, kimseyi suçlu bulmuyoruz da nasıl böyle bir belanın içine bile bile girdin diye düşünüyorum şahsen. Yani onun evli olmadığını bilmeden girdiysen, hep söylüyorum çocuklar, önce bir niye böyle tanış, aynı yerde çalışıyorsunuz galiba değil mi? Evet ben, tamam. Yani Aydın, ben sordun kimse evli demedi sana, çocuğundan bahseden olmadı. Tamam, bir yanlışlıklar zannediyorlar. Evet yani. Bir yanlışlıklar silsilesi geçti. Şimdi evli olduğunu öğrendikten ve de karısı vasıtasıyla böyle bir hakarete maruz kaldığın için senin namına üzüldüm. İzzet nefsin kırılmıştır. Sana atılan bir kazık olduğunu görmüşsündür. Bütün bunlar tamam. Fakat o adam hem bu kadar dertli ama bir çocuk yapıyor başka. Ondan. O çocuğun günahı ne? 3 tane çocuk. Bir kere evlensen sen, çocuğun yok, bir şeyin yok. Bir anda 3 tane çocukla, karısına kazık adam bir adamla bir aradasın. Hı. Hiçbir şey olmasa bile sen bana sormadın diyecek kadar da affedersin. Neyse artık söylemeyeyim. Yani bu da kazığın başka bir türlüsü. Çevir kazı yanmasın. Ben senden rica ediyorum. Aşk meşk tamam, anlıyorum. Hürmetim var onlara. Ama madem ki sana bir kazık attı, bir kız arkadaşını düşün. Sana büyük kazık attı, arkamdan hançerledi. Sen o kıtlığı devam eder misin? Ben olsam etmem. Onun için salla gitsin. Diyeceksin ki sen eğer evli olmayaydın, çocukların olmasaydı, bana böyle bir kazık atmasaydın, hakikaten seni çok beğeniyordum. Hakikaten seninle çok zevk alarak konuşuyordum. Eksik olma, o üzüntülü zamanlarımda bana çok şey oldun. Yardımcı destek oldun. Ancak benden sana ekmek yok. Peki dön siz bizi diyeceksin. Niçin aradınız? Sizin bize sormak keşke, istediğiniz soru neydi? Keşke öyle olmuş olsaydı ki inanın durum hiç öyle olmadı ve ben hani belki de o dönemimden faydalanıp 1,5 yıl geçti şimdi aradan. 1,5 yıl geçti ve hamileyim yani 33 haftalık. Ne? Bir kız bebeğim olacak tabii. Meleğim nasıl yapıyorsun? Sen kendinden nefret mi ediyorsun? Evladım ne yapıyorsun? Bile bile kendine şey yapıyorsun yani. Ne olacak peki şimdi? Mazoist misin sen, bu kadar böyle bir adamdan çocuk yapılır mı çocuğum? Böyle bir adam o karısına attığı kazığı, şimdi sen hamilelikle uğraşırken sana kazık atılacak. Al sana ikinci kazık geliyor. Yakındır arayacak, ne hamile kadını mı çekecek zannediyor? Evde bir hamile, dışarıda bir hamile. Hayır canım, hayır. Yazık ettin. Ha şunu anlıyorum. O da anlamaya çalışıyorum. Çünkü ben sizlerden büyüğüm. Yeni nesil trendleri anlamaya çabalıyorum. Bununla onu karısından ayrılıp evliliğe zorlayacağını zannediyorsan nafile. Bu bir. İkincisi, ne olursa olsun ben zaten bir çocuk arıyordum.
çocuğum olsun yeter diyorsan daha büyük yanlış yapıyorsun. Amerika'da senelerce kaldım ki o 30 senelik kalmam sırasında bizden çok daha ileride birçok konularda bunları çok gördüm. Ben çocuk şeysiz babasız da çocuk büyütürüm diyen bir sürü kadın. Benim erkek kardeşim çok yakışıklı, çok kıymetli bir kişidir. Ondan senelerce çocuk yapayım, bunun gibi atletik olsun, bunun gibi yakışıklı olsun. Tabii söylemedikleri bol bol para gelsin diye kaç kişi çocuk yapmak istedi. O zaman daha bana sormuştu, abla ne dersin diye. Sakın evladım dedim. Bu dünyaya çocuk gelecekse düzgün şartlarda. O çocuk, o güzel kızının, o bebeğin ne günahı var? Bunun gibi bir adama seviye veriyorsun. Babalık seviyesi veriyorsun. Ne yapacaksınız veriyorsun. Peki şimdi? Ne planlıyorsunuz? Yazık. Nasıl bir yol alacaksınız? Yani aslında bir cana kıymayı hiç düşünmedim. Hayır aldır demedim artık ama geçti. Ama niyetim de şey değildi yani işte evliliğe zorlamak ya da öyle. Bu şekilde. Yani çünkü hani birine zorla şey evliliğe zorlamak benim böyle bir şey yapabilecek bir şeyle değilim. Evliliğe zorlamıyorsun ama bir çocuğu ha aldırıyorsun ha onu babasız olarak büyüteceksin. Evladım günah değil mi? Yani o çocuğa günah değil mi? Hadi diyelim ki sevgili karısıyla haftanın 3 günü olsun. 3 günde senle. Yani adam siz hamilelerle mi uğraşacak? Bunun gibi adam zaten hamile istemediği için senin gibi cici bir kadını buldu. Yazık etti. Peki ben anlamadığım bir şey var. Siz zaten bu ilişkide yol almışsınız. Bayağı bir ilerlemiş. 33 hafta ne demek Selim ayo? Selim Karacahennem'e sormak istediğiniz soru nedir? Ne öğrenmek diyor. İstiyorsunuz bu ilişkiyle ilgili? Sen aşağıya yani sarkarken sana el vereyim diyorsan el vereceğim seviyeye geçmişsin anneciğim. Derhal vazgeç diyorum. Sen adamı mı bıraksın? Tabii ki. Çocuk? Böyle bir çocuk mocuk ondan baba mı olur be? Katiyen hayır. Hiç. Ondan yani ne sadece para gelir sana? Al sana çalışamayacaksın da annen baban ne der? Türkiye'nin şartları nedir? Bakın ben anlayış gösterip kimselere kızmıyorum diye geçenlerde bir belediyenin bir tanesi benim onlar namına işte şey vermemi istedi bir konuşma yapmamı. İşte benim bununla ilgilenen kişiyi yolladım. Kadının bir tanesi demiş ki ama Selin Hanım her şeye hiç kimseye kızmıyor. Selin Hanım kimseyi ayıplamıyor. Yahu ayıplamamam demek bir takım şeyleri vazgeçmem demek değil. Tolere etmek insan olarak olmuş olan bir şeye ya yol gösteriyorum yahut da aferin aferin devam et dediğimi duyan varsa çok şaşarım. Ben biz bir kere burada bir merci değiliz yani siz sonuçta uzman kimliğinizle orada oturuyorsunuz. Ama işte benim bağırıp uzman da hiçbir şeyde hiçbir şekilde ayıplamaz. Yani böyle tabii şey ki olmaz. Belki yapılanlar doğru değildir. Bu arada seyircimize teşekkür ediyoruz. Selin Karacahennem'in cevabını duydunuz. Yani sen şu anda o kadar yol kat etmişsin ki bari çocuğa çok iyi annelik et derim. Artı annem baban ne der bu işe bilmiyorum. Mümkünse babam babalık yapsın. Yani ne bileyim ben bilmiyorum yapmamış olmanı tercih Allah'ım ederdim. Allah'ım ne verirse hayırlısını ver hani yani. Böyle bir çok inat affedersen, uğruna başlamış bak. O ayrı bir şey o daha da ayrı. Çivi çivi bir zaman sökmez daha beterine girersin. Ama iyi bir evlilik yapıp da çocuk sahibi olmanı dilerdim. Muhakkak ki zor şartlardasın. Kaç yaşındasın onu da bilmiyorum. Ama sana şunu tavsiye ederim ve seni dinleyenlere şunu tavsiye ederim ki böyle riskli işlere girmeyin. Evlenmeden çocuk yapmayı doğru bulmuyorum çocuğum. Doğru evet. Bulmuyorum. Bu arada bir seyircimiz Yunus Bey siz meşrulaştırıyorsunuz demiş bu işleri. İşte dediğim şimdi gibi yani. Biz bir şeyin altını çizelim. Biz burada dert dinliyoruz. Konusunun uzmanı Selin Karacahennem'dir. O da el uzatıyor. Nasıl meşrulaştırayım ya? Deminden beri söylüyorum yapmasaydın, etmeseydin. Bak yaptığın zaman şu olacak, bu olacak. Yalnız küfür biz etmiyorum. Şey, kusura bakma ben bir de canlı kimseye ya. Bir de ayrıca da yani, ben hani bana gelenlere de nasıl yaparsın sen ne kötü kadınsın. Vay bilmem ne, vay şu. Hayır, bize yakışmaz. Selin abla burada eleştirmek için değil, hayır, yıkılan bir şeyleri toparlamak için var. Bunu ayrıca söyleyelim. Ayrıca
Hem artısını hem eksisini gösteriyorum evet. Bu işte. Devam edelim mi Selin ablacığım? Ya inanılmaz telefonlar var bugün gerçekten. Seyircilerimiz sizi çok özlemiş. Tabii haftalardır canlı yayın yapamayınca. Vallahi acılarımın arasında ben. Anlatamadıklarımız içimizde kaldı. İyi mi sağlığınız, saatiniz? Biraz bazen acı oluyor anlayabiliyorum. Önemli ayağınızı değil, uzatıyorsunuz. Önemli değil buralara gelmek. Vallahi hakkınızı helal edin bize. Rica ederim. Hasta rica hasta ederim. Tekerlekli sandalyeyle rica yine geldi. Ederim. Burada sizlere, bizlere tabii, hizmet veriyor. Kafam işlediği sürece mesele yok. Çok ya, teşekkür ederiz. Bir şey çok değil. Teşekkür ederiz. Valla iyi ki varsınız. Sağ ol canım. Devam edelim. Tamam. Bir seyircimiz daha hattımızda. Alo. Alo. Buyurun efendim, hoş geldiniz. Antalya'dan arıyorsunuz bizi. İyi günler. Selin i̇yi günler. Hanım geçmiş olsun. Sağ ol canım. Çok teşekkürler. Buyurun. Ben 12 senelik evliyim. Hı hı. Bir ayrılık süreci yaşadım 6-7 sene önce. Hı hı. Bunun dönüşünde eşim pişman olduğunu söyledi. Ve geri döndüm ben kızım için. Hı hı. 12 yaşında kızım var. Çünkü onun psikolojisinin bozulduğunu gördüğüm için eşime geri dönmek istedim. Boşanma davası açtım. Ve evime döndüğümün ertesi günü komşularımdan eşimi eve görüştüğü kişiyle 4 ay yaşadığını öğrendim. Ne yapmış? Duyamadım. Eşim görüştüğü kişiyle evde 4 ay yaşamış. Benim evime, yaşadığım eve 4 ay birlikte kalmış. Ama sen ayrıydın o zaman değil mi? Bunun altını bir evet, çizelim. Ama adam bu arada yalvarıyor eve dönsün diye Selin abla. O arada yalvarıyor mu hiç sana? Yani şöyle bir şey. Yalvarmadı. Ben kendim dönmek istedim. Sen yokken olmuş olan bir hadise diye kabul edelim evet, bunu. Evet ama ondan daha önce de 7-8 ay önce de aynı mevzu için oldu. Ne olmuş? Ve ailemin önünde söz verdi bana yapmayacağına. Yani biraz fazlaca surette senin iyi niyetini suistimal etmiş değil mi? Daha evvel evet, öyle evet, sonra. Evet. Ne sordun mu canım? Sen ne istiyorsun? Ben gelmeyeyim mi? Sen onlarla mı yaşamak istiyorsun? Bak ben geliş sebebim. Kızım çok istiyor seni. İyi bir karı koca olacaksak geleyim deseydin keşke. Ve bir şey daha söyleyeceğim. Ağlıyorsun ama bak her zaman söyledim. Ayrılmaya karar verdiğiniz zaman ne yapın ne edin bir şekilde evlilik terapistine gidin. Gittik Selin Hanım. Gittiniz ne dedi? İki sefer gitti. Üçüncü sefer ben gitmeyeceğim dedi. Sen gidebilirsin dedi. Peki evlilik terapisti sana ne tavsiye etti evladım? Sen kendini düzelt dedi. Onun düzelmesini bekleme. Ne olacak? Evin ama içinde ben, 4 ay biriyle, 8 ay biriyle yaşamış. Sen nasıl düzeleceksin? Bu süreci ben çok, beni muhatap etti o kişiyle. Aa. Muhatap da etti. Evet. Nasıl muhatap etti? Eve geldiği zaman telefonu elime tutuşturdu. Şunayı kapat dedi. Bana telefonu verdi. Tamam sen de söyleseydin bak. Konuştuğun kişi benim evli, ben onun karısıyım. Ha? Benim sende işim yok dedi. O kadar mı? Dedi, benden önce de sizin sorunlarınız varmış dedi. Hı. Yani bir nevi kendini kabul ettirmek için üniversite okumaya gelmiş. Kim bu? Diğer kadın. Kadın ne kişi, diyormuş? Evet. Üniversite okumaya gelmiş, eşimle tanışmış. Tamam ben benim sende sorunum yapmış, yok diyormuş. Bunu da kabul ettim. Kabul mü ettiniz? Hayır, kabul ettim derken döndüğüm için düzeltme adına ben onunla konuştum. Benimle ayrılmak mı istiyorsun? Tamam. O kişiyle mi devam etmek istiyorsun diye. Ne dedi diye. Peki? Ben o kişiyi sen yokken tanıştım, hayatımdan çıkartmak istiyorum ama tekrar gidip o kişiyle görüşüyormuş. Biz ben bunları söylüyor. Biz bunları geçtik. Evet. Yani bunun üzerine aynı şeyleri tekrar yaşadık. Bu döndükten sonra sen devam etti. Evet. Oh, 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 oh. Geçen hafta 15-20 gün önce
Bir bayanla gece 3'te görüşüyormuş. Yine siz mi yakaladınız? Sorduğumda sevgilimle görüşüyorum dedi. Oo, işe iyice nazıttı. Ha, yüzsüzlüğe bak. Yok. Ne yapmayı düşünüyorsun yavrucuğum? Yani ben kızım için katlanayım mı? Yok. Ah, nefessiz yani kaldı kadın ya. Bu insana katlanmak da değil. Çocuğum, kızım için. Şu anda ailem de biliyor. Aileniz ne diyor yani peki size? Yaşattıkları şeyleri, yani ailemin de şöyle tutumu, tekrar ben dönmek istediğim için sabret diyorlar. Hay, yani kusura bakma, bu işi iyicene azıtmış. Sabretmek var, sabretmek var. Ve ben... ailem maddi bakımdan da buna bir ev de aldılar 2 sene önce. Tamam. Bunları bilmiyorum. Babam bilmiyor daha doğrusu. O da öğrendi. Babam öğrenmedi. Hala henüz öğrenmedi. Annem yeni öğrendi. Ben geri tekrar döndüğüm için söylemedim onlara. Yani sizin oturduğunuz şimdiki evi aileniz mi aldı hayır, size? Hayır, başka bir ev. Evet. Ha? Evet. Bu ev. Evet, annem aldı. Annem babam aldı. Şekerim, bak, kadın haklarını her şeyin üstünde tutarım. Sabretme kısmı ayrıdır. Bilmeden yapılmıştır. Bir şans daha verilir. Hatta ayrılındığı zaman, yeniden evlenmek istendiği zaman veyahut beraber olmak istendiği zaman eski pislikleri temizlemesi için evlilik terapisine gidilir. Bana öyle gelen çok var. Soruyor. Adam o kadar pişman, o kadar dertli. Asla yapmayacağım. Nasıl yaptım? Neyse, sonra biz bulup tabii o evlilik terapistinin dediği gibi sen düzelt bilmem ne, gereken yere gereken cevapları veriyoruz. Ancak şunu söylemek zorundayım ki, gözünün içine baka baka sevgilim diyen adamın asla ve asla ve asla senin sabrına layık değil. Değil mi? Katiyen evladım. Al o güzel evden, senin evin. Hadi bakalım, güle güle. Kızına kovduğum zamanda diyor ki, evet, ne diyor? Evden git diyorum. Senin ailen diyor, parayla diyor, senin evin tabii ki. Bana bir tek almadılar ki biz doğru düzgün bir hayat geçirelim diye bu evi aldığını belirtiyorum. Ama işte bunu koz olarak bana kullanıyor. Neymiş kozu? Ben onu evden kovduğumu düşünüyor. Tamam, ben layıksın diyeceksin. Hiç sinirlenme. Gayet güzel bir şekilde sinirlerine sahip ol. Şu zaman şunu yaptın, bu zaman bunu yaptın. Ağlama canım, ağlamayı... Kardeşimle de iş yapıyorlar. Ne yapalım? O iş başka, bu iş başka. Ne yaparsa yapsın. Ortaklığı var herhalde. Hiç görmeyeceksin o adamı. Kızını görmek istediği zaman, 12 yaşında kızım var. Günübirlik bırakırsın. Öyle geceyi falan bırakma ona. Sabah çıkarlar cumartesi. Ne diyor kızımla benim? Ne yapacakmış? Kızımı senden alacağım diyor. Ayrıldığımız zaman da aynı şekilde tehdit etmişti beni. Ve ben çok büyük hafıza kaybı yaşadım o süreçte. Ah canım. Vay benim. Evladım. Ben senin ve yerinde... Ve şu anda da antidepresanlar kullanıyorum. Ama yok, kullandığın antidepresanlar... Bırakmaya çalışıyorum. Yok. Çünkü bu arada sağlık problemleri yaşadım. Başka... Hanımefendim, değmez. Öncelikle Selin değmez. Abla, öncelikle ne olur bir güçlü olun. Sizin her şeyden önce bir tane çocuğunuz var. Evvela evet, canım. Olan için zaten güçlü durmaya çalışsam da. Yok, senin kullandığın yani... antidepresanda iş yok yavrucuğum. Ağlıyorsan antidepresan işe yaramıyor. Demek daha büyüğüne ihtiyacın var. Git bir psikiyatra. Durumu anlat. Evlilik terapisini de denedik, onu da denedik, bunu da denedik. Kızımın uğruna geldim. Ancak ben sulu sepken vaziyetinde ağlıyorum. Dik durmak istiyorum. Bazı düzgün, sıhhatli kararlar almak istiyorum. Beni uyutmayan, şişmanlatmayan, işte atıyorum şunu yapmayan, bunu yapmayan bir ilaç. Var öyle ilaçlar. Alacaksın bu ilacı. 15 günde falan etkiler bu ilaçlar. 15 gün sonra çekeceksin herif diyordum, kusuruma bakma, adamı karşına söyleyeceksin. Hatta yalnız değil. Belki varsa bir tanıdığın ya da para kıyabilirsen avukat. Bir avukatla anlatacaksın ya da bir böyle senin yanında kuvvetli duracak bir erkek. Kadın demedim bak, kadın demedim, erkek.
amcaoğlu falan filan. Babasına söylemesin babasına. Babasının yaşlıdır, adamın kalbi gider, kızını mesele kızı olunca saldırmaya kalkar falan. Bunları istemiyorum. Anlatacaksın, önden yazılı vereceksin ona böyle. Bu sebepler dolayısıyla seni boşanmak istiyorum. Artık istemiyorum. Benim kızımı benim elimden alamazsın. Bir, kız çocuğu olduğu için anneye verilir. İki, ihanet eden ben değilim, sensin. Zaten sen böyle yaptığın için, hele yüzüme baka baka o sevgilimle konuşuyorum gecenin üçünde diyen adamın, senin yanında fuzuli bir adam o. Kızına da anlatacaksın. Babayı kötüleme, ancak bunları yaptı. O senin baban. Haftada bir kere gider görüşürsün. Alışveriş yaparsınız. Sinemaya gidersiniz. Yemek yersiniz. Ancak laf taşımak yok. Ne ondan bana ne benden ona. Sen de baban annen Allah razı olsun, İstiyorlarsa onlarla otur diyeceğim ama oturmamanı tercih ederim. Çünkü 12 yaşındaki kız bir süre sonra büyüyecek. Bazı konularda çıkacağım diyecek. Arkadaşlarımla çaya gideceğim diyecek. Baban hayır diyecek. Annen kocaman kız niye yardım etmiyorsun bize diyecek. Bunun gibi bir sürü sıkıntı tabii, olacak. Bunlar en sonraki işler ama evvela çözmesi gereken bir iş var ki. Evvela kuvvetli olacaksın. Kuvvetli olacaksın. Sana yazık değil mi çocuğum? Sıhhatinden niye oluyorsun? Bak bir bacaktan bilmem ne geçirdin diye hayatım kaydı. Vallahi gerildim biliyor musun? Dinlerken yapmayın. Gerildim. Yok canım yok. Ben bu yavrucağızın ağlamasına çok üzüldüm. Sen ol, ağlama kimsenin karşısında. Evde kendi başına da telkin yap kendine. Güzel kızını işle, babanın aleyhinde değil. Biz babanla olamıyoruz diyerekten. Bilmiyorum tabii, devam etmek istiyorsan neleri düzeltmen gerekiyordu? Düzeltebilir misin? Bilmiyorum. Ancak ben bazı şeylere verilen vakte uğraşmaya fuzuli diye bakıyorum. Ki ben her şeyin ortasını bulurum. Sana diyebilirdim ki işte şunu yap, işte bunu katlan, yap, ortasını bulalım falan. Ama böyle yüzüne baka baka devam ediyor. Sevgilimle konuşuyorum. Sevgilim diyor, yok üniversitede okuyan o bilmem neye seni muhatap ediyor. Ben istemiyorum böyle insanlarla evli kalmanızı. Evet. Geçin gidin. Bunlar size yaramaz. Sen genç bir kadınsın, 12 yaşında kızın varsa bilemedin, 40'larındasın. Ben senden rica ediyorum. Önce kendine sahip ol. 45 yaşındayım. Kaç? 45. Senin yaşındakiler evet, yeni evleniyor çocuğum. Sen büyük şehirlere gel. Hay hiç acımayacaksın kendine. Evet. Hem kızına hem kendine yardım edeceksin. İyi bir işe gir. Ne verirlerse sana yakışan, ambiyansı güzel bir iş bul. Ama evvela güçlü olalım. Evvela güçlü olacaksın. Şimdi zaman içinde de evlenirsin. 18 yaşına gelsin kızın. Sen abla. Evlen. Teşekkür ediyoruz bizi aradığınız ve derdinizi paylaştığınız için. Keşke bütün seyircilerimizle uzun uzun konuşabilsek ama şunu söyleyeyim. O kadar çok telefon var ki. Bu arada bu telefonları nasıl seçtiğimizi sormuş arkadaşlarımız. Bir ekibimiz var içeride. Evet. Gelen bütün telefonlara cevap veriyorlar. Hikayelerini önce bir onlar dinliyorlar. Daha sonra Nebahat'le beraber karar veriyor. Ben Nebahat seçip yayına bağlıyor. Nasıl evet, seçtiklerini, nasıl seçtiğimizi soruyorlarmış da sevgili seyircilerimiz. Şimdi bir telefonumuz var. O da son derece dertli. Serkan duymadım. Tamam. Birazdan Ankara'dan bir seyircimizi bağlayacağız. Bu arada hemen şunu da altını çizeyim. Burada dinlediğiniz, hep bunun altını çiziyorum. Neden? Kafanızda en ufak bir soru işareti olsun hayır, istemiyorum. Söylemeye bile lüzum her yok. Hikaye. Niye insanlar böyle düşünüyor ama ya? Ama şimdi diyorsun, şunu diye olabilirsin ya. Bu kadar da olur mu? Oluyor ki. Evet, oluyor. Bir seyircimiz yazmış. Valla adı gibi program. Hayatta her şey var demiş. Tabii. Aynen öyle. Şimdi bakalım sıradaki seyircimiz hangi derdini bizimle paylaşacak? Ben normalde kendi programlarımı yaparken daha evvelki senelerde çok komik hikayeler anlatırdım, gülerdik. Yani insanlar sıkılmazdı. Burada gülemiyorum. Yani hastelerin karşısında hastayken kendime baktım daha evvelki çektiklerimizde. Hı hı. Hep böyle yüzüm asık. Ondan evet, sonra endişe içinde. Bana da mesela şey yazıyorlar sizinle yaptığımız programda. Normalde ben de çok gülen bir evet, kadın olduğum için. Aa bugün moraliniz mi bozuk? Ya nasıl moralim hayır, bozuk olmasın? 45 yaşında bir kadıncağız. İp ip gözlerinden yaş akıtıyor, hüngür hüngür ağlıyor, bir derdini anlatıyor. İster istemez etkileniyoruz. Gayet. Ama hep ne diyoruz? Kınamıyoruz. Ne münasebet hiç. Asla. Sadece kendimize ders çıkarıyoruz. Acaba biz ne yapabiliriz? Yani ya az önce hanımefendi dedi ya, inattan başladım ilişkiye dedi. Herkes kimde yapar kendine, her şeyi kendimize yapıyoruz. Aynen öyle. Bağlayalım mı seyircimizi? Evet. Ankara'dan bizi arıyor.
Hoş geldiniz. Buyurunuz. Merhabalar. Hoş Merhabalar. O bir beyefendi. Buyurun. Buyurun. Hanım, geçmiş olsun. Teşekkür ederim canım. Şimdi ben biraz önce Selin Hanım Facebook'tan arama motorları dediler. Evet. Çok hak veriyorum kendisine. Ne, nasıl? Hak veriyorsunuz kat, Facebook'tan kat, dediniz kat, ya. Hak veriyorum. Hı. Hem bayan açısından hem erkek açısından. Biraz önce bir barak bağlandı, hanımefendi bağlandı. Evet. Ona, onun gibi bir annemin de ağlamasına gerçekten üzüldüm. Her bayan bir çocuk için keşke bazı yollar için bir takım göğüs şeylere göğüs gerebilseydi. Keşke. Şimdi ben 3,5 sene boyunca aldatıldım. Bunu, aldatıldınız. Kendi gözlerimle gördüm. Evli misiniz? 3-4 kişiyle. Ve boşandık. Evet. Ve boşandık. Ama hala boşandığım şahsı, bayanı, hanımefendiyi unutamıyorum. Selin Hanım'dan ricam, bu şeyi nasıl atlatabilirim? Şimdi mesela dışarıya çıkıyorum, bir bayan görüyorum. Sanki karşımda o eşimi görmüş gibi oluyorum. Bir otobüse biniyorum, eşimi görmüş gibi oluyorum. Ama aldatıldığıma da çok eminim. Neyle eminsin? Gözlerimde gördüm. Nasıl gördünüz? Bir pastanede oturdum, el ele tutuştuğunu gördüm. Elinde yakaladım. Hiç peki sevginiz de azalma olmadı mı yani? Sizi aldattığınızı kendi gözlerimle gördünüz. Hanımefendi, ben 12 sene önce evlendim ama inanın size bir şey değil mi? Ben 12 sene önce evlendiğimde sanki... Evet. Evet. 12 sene önce evlendim ama ben gerçekten birbirimizi öyle bir sevdik ki tüm Ankara diyeyim neredeyse. Tüm Ankara'yı adım adım biz gezdik. Çok mükemmel bir sevgimiz, çok mükemmel bir aşkımız vardı. Tamam. Ama nasıl aldattı inanamıyorum. Benim çevrem, benim ailem, kendi ailesi nasıl böyle olur diye şaşkınlıkla kaldılar. Peki siz ama kendi kendinize değerlendirdiğinizde nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizce eşiniz niye aldattı? Niye bu o muhteşem ilişki, tüm Ankara'nın i̇şte, konuştuğu o muhteşem ilişki Selin bitti? Selin Hanım'a hak verdiğim şey Facebook. Yani bulma yolu, kapı dedim zaten. O bir kapı. Ama benim kadın arkadaşlarım var, grupları var. Hepsi birbirleriyle şuraya gittim. Resimler basıyor. Bunlardan bahsetmiyorum. Ya bir dakika, reklama gidiyorum. Çok acil peki. Reklama gitmemiz gerekiyormuş. Beyefendi lütfen siz de hatta kalın. Teşekkür ediyoruz. Bir reklamdan sonra konuşalım şu sosyal medya peki. işini. Ne geliyorsa başımıza galiba buralardan geliyor. Gelebilir, bir ara evet. Tekrar birlikteyiz. Evet, beyefendinin sorusunu cevaplayacağız ya da haftaya bağlayalım, ne yapalım? Çünkü süremiz de bitti. Beyefendi dedi ki hani evet de sadece de erkekler aldatmıyor, kadın da aldatıyor. Aa, kadın ama şöyle bir şey, daha şöyle fazla. Bir şey soruyor size. Ben beni aldattığını bildiğim halde ondan vazgeçemiyorum diyor. Tamam, vazgeçememeyi ben anlayamıyorum. Bir kere aşk demek, onu her bakımdan beğeniyorsun demek. Sevgi demek, gördükçe iyi taraflarını... Ona daha çok hayranlık duyuyorsun demek. Böyle 40 sene sevgi aşkla geçirilmez ki. Ne yapıyoruz? Devamlı bir çiçek düşünün, onu besliyoruz. Suyunu veriyoruz, işte fısfısını veriyoruz, güneşe çıkarıyoruz, gölgeye koyuyoruz. Fısfısını veriyoruz. Yani bunlar çok önemlidir. Besleyerek zaten geliyor, sevgi uzuyor, devam ediyor. Seninkisi artık bütün her şeye rağmen... Mecbur olup yani ayrılmışın, ona benzeyen birini bul ama düzgün bul. Evet. Nasıl bulacaksın bilmem. Ablacığım. Bir şey değil. Yani hasta hasta kalktı, geldi tekerlekli sandalyeyle. Burada sorularımızı cevapladı. Ya ben çok seviyorum hocam seni. Hocam öldüğü zaman bile geldi. Çok seviyorum seni gerçekten. Haftaya yine biz İnşallah. Burada olacağız. Seyircilerimizden hediyelerimiz göstereyim. Var. Çok teşekkür ediyorum hanımefendiciğim. Sağ olun. Ellerinize sağlık. Göstermeden edemedim. Bir tane evet, bende bir var. Bir tane de bende var. Efendim bugünlük çok bizden bu kadar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bize inanıp güvenip dertlerinizi paylaştığınız için size layık olmaya çalışacağız. Yarın da yine birlikteyiz. Birbirimiz için dua edeceğiz inşallah. Allah'ım hiçbirimize dert keder vermesin. Amin. Öpüşmek üzere.